Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Çok teşekkür ederim. Söz verdiğim gibi danışanlarıma buradayım, yanınızdayım. Hoş Sorulara geldiniz. hazırım. Dersime iyi çalıştım. Ee, şimdi geçtiğimiz programda gerçekten sizinle çok güzel öneriler, tavsiyeler verdik teşekkür sevgili ederim. seyircilerimize. Yine sizin isteği üzerine Aynur Akgün canlı yayınımızda metafizik evet. uzmanı. Hep Her seferinde soruyorum. Yine sizi ilk defa tanıyanlar için bir kez daha soracağım. Tamam harika. Nedir metafizik uzmanlığı? Okey. Şimdi metafizik. Kainat kurulduğundan bugüne insanın tanımlanamayan tıbben, tanımlanamayan bir takım rahatsızlıklarını hı hı. tespit edip tedaviye yönelik bir takım tavsiyelerde bulunan. Kişiye denir metafizikçi. Şimdi ben sizden o tavsiyeleri alacağım. Tamam. Hay, hay. Güne güzel başlamak için, <laughs> tamam. enerjik başlamak için egzersiz uygulamaları ve hangi cümleleri tekrar edeceğimizi ah, soracağız. Bu ah, çünkü çok önemli. Güne kesinlikle. güzel başlamak insan için bence en büyük nimetlerden bir tanesi. Eyvallah. Metafizik uzmanı Aynur Akgün hepimiz için önerilerde bulunacak. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Bismillahirrahmanirrahim bir, uyandık. Uyandık. Önce kendimizi çok seveceğiz. Çünkü biz bize ait değiliz. Bizi bir var eden var. Var edene karşı borcumuz var her şeye teşekkürle başlayacağız. Kaşımı beğenmedim, gözümü beğenmedim, burnumu bunları sen mi dizayn et, ettin ki beğenmiyorsun? Sana bunları bahşedene karşı önce bir minnet ve saygı olması lazım. Sabah kalktık, ışığı görüyoruz. Şükür. Yeşili görüyoruz, maviyi görüyoruz, ağız tat alıyor. Dokularımız hissediyor. Onun için sonsuz bir şükürle başlamamız lazım ki Günün güzellikleri bize açılsın. Şimdi Doğru. örnek olarak veriyorum. Sizin çok sevdiğiniz evladınız, yan komşun sabahtan akşama kadar azarlıyor. Çocuğun çok yaramaz. Camımı da kırdı, çiçeğimi de yoldu. Aa, Bozulurum. Bitti. <laughs> e, Rabbül Alemine karşı da e, bir teşekkür ve Tabii. saygıyla başlamak lazım ki günün güzellik perdeleri de açılsın. Peki güneş Bunu şükürle başladık. Ediyorum. Evet. Allah'ım kendi yatağımda uyandığım için. Şükür bedenim sağ, hasta Hissedebiliyorum, değilim. Hissedebiliyorum, yiyebiliyorum, Heh. lezzet alabiliyorum, görebiliyorum. Daha ne olsun yani şükür burayla başlıyor. Sabah yapacağı iş benim sevenlerim, gönül dostlarım, tüm izleyicilerim. Kendinizi sevin çünkü size ait değil. İsterse bir saniye sonra siz olmayabilirsiniz. Onun için size bahşedilen bu hayatı lütfen teşekkürle ve şükürle yaşayın. Önereceğiniz mesela egzersiz var mı ya da ne bileyim namaz? Bütün meditasyonlar oraya çıkıyor. Yani bir su şifa Suyun gücü tartışılmaz namaz abdest i̇şte suyun gücü tartışılmaz siz günde 5 defa şayet abdest alıp o vücutta 5 defa secdeye gidiyorsa zaten bütün egzersizleri yapmış oluyorsunuz su akıllı su hafızası var su bilgi kaydeder dolayısıyla vücuttaki bütün toksitleri su atar. ...arındırır, görünmeyen negatif enerjiler... ...hatta özellikle duş yaparken sabah... ...bütün negatiflerin aktığını düşünerek yapıp... ...güne iki rekat da secdeyle başlarsak... ...para da bizim, iki ikilere gerek yok... ...şans da bizim, her şey bizim. <laughs> beş ki <sıfır> olmaz diyorsunuz. <laughs> Ama benim her gün beş ki var vallahi yazıyor. Onun için söyledim. Bana seyirci geçen soruyor, e yazıyorsun yazıyorsun para geldi mi gelecek. <laughs> Enerjimi <laughs> bozmuyorum. Ama bu çok güzel bir şey. Tabii ki şöyle inandığımız e, diyorum ya ben biz kendimiz dışarıdan hiç kimse bize bir şey yapmadı. Hiç kimse. Biz nazara da gelmedik. Biri bize negatif işlem de yapmadı. Ama ben ne oluyorsa yürüyemiyorum. Diyorum ki kendinizi blokaj koyuyorsunuz. Kendi kendinize blokaj. Siz şimdi beklentiye geçiyorsunuz. Evet. 2, 2 2 neyse 3 5 yani <laughs> 2, gelecek gelecek yani. <laughs> Peki. Gelecek siz de, Aynur Akgün'e sorularınızı lütfen ulaştırın. Sosyal hay medya hay. hesaplarımızdan hay hay, Aynur Akgün, Aynur Hanım'ın sosyal medya hesabı, e, bizim sosyal medya hesabımızdan da ulaştırabilirsiniz. Şimdi seyirci sorularına geçmeden önce ben şey çok merak Buyurun. ediyorum. Aynur Hanım, derler ya. Ay senin çakran kapalı. Evet. Çakra nedir ve Anlamıyorum bu çakra ne yaparsak kapanıyor ne yaparsak açılıyor. E şimdi bunu söyleyeceğim ama bipleyecekler reklama girecek. Nevresim mevresim değil bu çakra yani bir mağaza <laughs> değil. Vücut aurasında tepe çakradan başlayıp bütün vücudumuzun belli noktalarında kalp gibi ...sindirim sistemi gibi... ...ifade gibi... ...belli noktalarda... ...vücutta dönen bir enerji akışı var. Hı hı. Yani bu... ...kan dolaşımı gibi bir enerji akışımız var. Eğer oraya yeteri kadar... ...enerji akışı gitmiyorsa... O bölgede problem var demektir. Peki para çakrası vücudun hangi bölgesi? Neresinde? <laughs> neydi iki ki <laughs> Hayır gerçekten merak ediyorum. Vücudun neresinde para çakrası? Şimdi e, nefis yemekten geçiyor burada biliyorsunuz. Ha, burada Evet. Buradan yutkunmayla mideden geçiyor bütün zenginlik. Dolayısıyla... Bur buradan. <laughs> burayı çalıştırmak lazım. Artı... Şimdi namaza durduğu zaman erkekler genellikle bu bölgelerine basarlar. Çünkü negatif evet. enerjiler burada çok yoğundur. Dolayısıyla o bölgeye tampon yaparak eğer mı? evet. Çünkü orada fitne fesat işte bir takım negatif enerjilerin biriktiği yerdir. Orayı harekete geçirip onu kovduğumuzda ya da uzaklaştırdığımızda zaten zenginlik bizdedir yani. Peki mesela burayı böyle harekete geçirirken evet. söyleyeceğimiz bir cümle var mı? Ya işte söylemiyorum. Onu herkes söyleyince bu sefer sıkıntı oluyor. Herkesin kendi aurası, öyle kendi mi? DNA'sı, kendi kodlaması. Farklı. Farklı. Onun için de soruyorlar. Çok özür dilerim. Bir şey mi söyleyecektim? Yok yok hayır. Sizi dinliyorum. Şimdi bana soruyorlar. Diyorlar ki dua etmemizi mi yasaklıyorsunuz ya da engelliyorsunuz? Diyorum ki aslında öyle bir şey yok. Çünkü herkesin genetiği, genetik koklaması, doğduğu an itibariyle aldığı enerji, dolayısıyla esması farklı. Farklı, doğru. Dolayısıyla sizin okuduğunuz bana benim okuduğum ona olmaz. Siz o zaman herkese ayrı uygulama yapıyorsunuz. Yani kişi eğer özel. bir problem varsa, yani normal akışta bir insana gidip yoldan tutup, hadi geldi <laughs> böyle bir şey yok. Bir problem varsa, eğer bir problem varsa neden, niçin, nereden geliyor yok. ...araştırıp ona göre ona esmalar vermek Peki, lazım. Peki bedenin hangi yerinde aşk çakrası var? E, ilişkiyi... <laughs> aşk olsun Nur Hanım. Aşk olsun. <laughs> Gerçekten. Bir de para gelsin bir de aşk olsun. Kalp çakramız. Bu olsun. şimdi kalp çakramızda bir lokaj varsa... ...insanlar zannediyor ki sadece aşktır. Oysa eğer burada blokaj varsa... ...yaptığımız işte hak ettiğimiz yerde değilizdir... Herkes 3 saat çalışır ben 6 saat çalışırım. Takdir konusunda problem yaşarım. Çok severim ama sevdiğim kadar sevilmem. Yani bu kalp bölgemizdeki sevgi çakramızda bir blokaj varsa bu bizim bütün hayatımızı etkiler. Etkiliyor son Dolayısıyla... sağlığı da soracağım size sor tabi ben buradayım çok için tatlısınız buradayım. çok teşekkür ediyorum <laughs> Sorun, sizin sorularınızı alıyorum ee, Aynur Akgün Aynur Hanım'ın instagram hesabıdır evet. bizdeki sosyal medya hesaplarımızdan da sorabilirsiniz bir de sağlık çakrasını soracağım vücudumuzun hangi e, bölümünde tepe çakramızdan alırız biz bıngıldağımız Burada. evet bilirsiniz çocuklar belli bir yaşa gelene kadar açıktır burası sonra kapanır bu tepe çakramız bizim Evrenden aldığımız bütün enerjinin auramıza yayılmasını oluşturur. Dolayısıyla tepe çakramızın tabi bu e, Nura'nın böyle vurarak olmaz Olmaz. Ne bileyim. <laughs> Hep vururlar ya böyle ne yapmak lazım? Gerçekten muhteşemsiniz. <laughs> Hayır, Zaten ne ben size bakınca program yapamıyorum Çok tatlısınız. Çok teşekkür gerçekten. ediyorum. Gerçekten. Ne yapmak lazım? Vuralım Şimdi... mı? <laughs> Hayır, vuralım tabii. Burayı aktif hale getirmek için tabii ki vuralım. Ama sağlıklı olabilmek için önce sağlığımızın kıymetini bilelim, hijyenimizi bilelim, yediklerimize dikkat edelim. Yoksa buraya vurup da işte kötü hastalıklara yakalanmayacağım. Böyle bir şey yok. Ama eğer genetiğimizden geçmişimizden, aile bağlarımızdan bize bir rahatsızlık dücar olduysa ve Hı -hı. bu benden sonra da çocuklarımda teşekkül teşekkür edecekse o zaman oradaki bağları kesmek için bir titreşim yapıyoruz. Hı -hı. Yoksa sen git sabaha kadar işte bir takım zararlı şeyleri yap. Sonra da hastalığa dücar İnsanın ol. Kadar... Ondan sonra gel tepene vur. <laughs> Vallahi böyle bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Yok böyle Doğru. bir şey. Böyle bir şey söylersem ee, kendime ihanet etmiş olurum. Şimdi ben burada şunu yapmaya çalışıyorum. Takdir edersiniz ki 66 yaşındayım. Ve 53 Maşallah. yıldır metafizik yapıyorum. Yani ben şu anda ekranlarda bir takım söylemler çok çoğaldığı için yeni şeyler o, türedi. Artık boynuma borç diye çıktım ve burada sizlere sesleniyorum. Ben Aynur olarak doğru bildiklerimi paylaşıyorum. İşinize yarıyorsa cebinize kalbinize koyun. İşinize yaramıyorsa zaten dinlemenize gerek yok. Ama yapmayın diyorum. Hani böyle... Eften püften şeyleri hayatınıza almayın. Evreni sevin, evren sizi sevecektir. Hayat çok akıllı. Kainat çok akıllı. Bahsedilen hastalığın adını biliyor. Negatif enerjileri tanıyor. Hangi enerjiden bahsederseniz, "Aa beni istedi." diyor ve geliyor. Onun için diyorum ki lütfen Olumsuz cümleleri ne hayatınıza ne ailenize almayın. Kocam beni aldatıyor, kocam beni aldatıyor. Nereye gittin? Niye geç geldin? En sonunda adam diyor ki ya aldatayım bari diyor ya aldatmasam da aynı muameleyi görüyorum. Çekmeyin hayatınıza diyorsunuz. Çekmeyin diyorum. Peki. Çekmeyin diyorum. Babam bir takım konulardan <laughs> dolayı gençken beni evlattıktan reddetti. Ayba. İki yakan bir araya gelmesin Ayba. dedi. Ayba. İşlerim tam yoluna giriyor derken önüme sürekli engeller çıkıyor. Ayba. Bunun babamla ilgisi var mı? Çözümü Kesinlikle. nedir demiş. Kesinlikle. Bir evladın Gerek anne gerek baba bizim anne ve babalarımız illa çok bilgili illa çok e, doğru yaşayan insanlar diye böyle bir şey yok anne ve babalarımız yanlış da olabilir hatalı ve kusurlu da olabilir ama bizim görevimiz evlatlık vazifesini yapmak. Onlar anne ve baba olmanın hesabını Tabii. verecek. Biz de evlat olmanın hesabını vereceğiz. Onun için mutlaka o babadan bir helallik almak lazım. Şayet baba vefat ettiyse o zaman geçmişle alakalı kök bağlarını kesmek lazım. E Aynur Hanım kapalı havalarda ruhum daralıyor. Güneşi göremeyince enerjim düşüyor. Çok bu dur bu durum beni çok korkutuyor. Başıma bir şey gelecekmiş gibi eyvah, hissediyorum. Eyvah. eyvah eyvah. Şimdi bu gök bilimi, e, bu hepimizde olur. Hava karanlıksa, pusluysa, yağdım, yağacağım, yağmıyorum, yağsam mı gibi böyle negatiftir gökyüzü ve evrene de negatifi gönderir. Bu tür durumlarda Biraz daha mistik olarak dua etmek, ibadet etmek, daha içe dönmek, korkmak değil, o sürecin geçmesini beklemek. Çünkü hiçbir karanlık sabaha kadar devam etmez. Ne güzel söylediniz. Hiçbir karanlık doğru sabaha devam etmiyor. Enerji yaşama isteğini arttırmak için ne yapmak gerekir? Genç, yaşlı, ihtiyar herkes için. Harika. Önce onun bir bakmak lazım. Hı hı. Mesela bir danışalım geldi bana. Hiçbir iş şey yapmak istemiyorum. Evde yatıyorum İşte karısı zorla almış gelmiş. Ben dedim ki valla ben yani bir bakalım nedir konuşalım sohbet edelim. Beyefendinin söylediği cümle Aynur Hanım uğraşmayın benimle. Ben çünkü 9 yaşında çalışmaya başladım. Hı hı. Kitap sattım işte kalem sattım Çok okul yoruldum masraflarımı. Diyor. Okul masraflarımı çıkarmak için yaz tatillerinde berberde çalıştım ondan bundan. Hep birileri için çalıştım. Şimdi geldim 50 yaşına geriye dönüp bakıyorum. Kime, niçin, neden çalıştım? Artık çalışmak istemiyorum. Onun için diyorum ki lütfen kendinize zaman ayırın. Kendinizi sevin ve bir günde olsa kendiniz için yaşayın. Dolayısıyla evet. kendileri için yaşamalarını tavsiye ediyorum. Dünya bir gün o, o da, da bugün. bugün. Evet. Kendin için yaşarsan evet. mutluluğu yakalarsın. Kesinlikle. Ha, mutluluğu yakalayamadın, ruhunu... Ruhuna iyi gelecek yeni yöntemler bulursun. Aynur Akgün bu konuda her zaman yanınızda. Şarkı söylesinler efendim? Evet. Müzik yapsınlar. Resim çizsinler, yemek yapsınlar. Mutlaka bir insanın rahatlayabileceği bir şey Alan vardır. Alan Yine sorularınızı lütfen Aynur Ak Güne ulaştırabilirsiniz. Tabii, tabii. Ruhunuza iyi gelecek şifalı tetkik, e, telkinleri, e, tetkikleri, işte uygulamaları <gülüyor> var. <gülüyor> Onlarla buluşup ruhunuzu şifalandırabilirsiniz Çok Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok i̇yi zarefsiniz. ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok Siz de öyle. Çok teşekkür ederim. Bu arada ediyorum. hiçbir kadının yaşı sorulmaz. Yaşınızı söylediniz. Söyledim. Hiç göstermiyorsunuz. Maşallah ederim. Allah nazarlardan Teşekkür saklasın. Teşekkür ederim. Bize bunlarla gelin. <laughs> Yöntemlerini bir dahakine öğrenelim.